Mehmet Ali Birçal'a gidelim. TR Yatırım Stratejisi'de herhalde en çok hoş geldiniz efendim öncelikle yayınımıza. Doların bu seviyesinde ve oynaklığın olduğu şu günlerde en zor konulardan bir tanesi değil mi? Hangi hisse senedi ve sektörleri tercih etmemiz lazım deyip hemen sözü size bırakmış olayım. Merhabalar, öncelikle iyi haftalar derim. Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi son dönemde dolar tarafında özellikle volatilite oldukça yüksek. Ki Türkiye'nin makroekonomik kırılganlıklarını da göz önünde bulundurduğumuzda özellikle borsa tarafında hisse seçimi yapmak çok daha detaylı analiz gerektiriyor. Böyle bir durumda özellikle kur tarafında oynaklığın yüksek olduğu durumda tabii ki yatırımcıların hisse seçerken ilk başta şirketlerin yabancı para pozisyonuna oldukça dikkat etmeleri önemli, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla eğer volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda borsa tarafına yatırım yapmayı planlıyorsak ilk bakacağımız kriterlerden bir tanesinin açıkçası yabancı para pozisyonunun artıda olması önemli ve şirket için pozitif etki yaratacak detaylardan bir tanesi. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle sanayi şirketlerini inceliyorsak eğer burada yurt dışı satışlarının yüksek olması ve geçmiş dönemlere göre artıda olması, artarak devam ediyor olması tabii ki yine bizim için bir artı sağlayacaktır, bir pozitiflik sağlayacaktır. Onun dışında tabii ki genel olarak baktığımızda şirketleri analiz ederken, temel olarak analiz ettiğimizde finansal tablolarını, burada özellikle şirketlerin volatilitenin yüksek olduğu, özellikle likidite açısından değerlendirdiğimizde şirketin net borcundan ziyade net nakdinin olması oldukça avantaj sağlayacaktır volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde. Dolayısıyla bu üç kriter en azından mevcut şartlarda hisse seçimi yaparken yatırımcılara avantaj sağlayacaktır diyebiliriz. Sayın Bircan, şimdi Zeynep Aktaş'ın da bir tweet'i vardı. O tweet'i ekrana paylaşmak istiyoruz. Orada aslında Borsa İstanbul'da yabancının payları, hisse senetlerini elde tutma süresiyle ilgili. 2012 senesinde 389 günmüş. 2019 senesinde 140 gün. 2020 senesinde de 74 güne düşmüş. Yani yabancı al tut eğilimini, al sat eğilimini döndürdü diyor ki kırmızı renkte de görüyoruz. En sonda grafikte 74 güne gelmiş. 2019'da bu rakam 140 günken 2012 senesinde de Zeynep Aktaş'ın belirttiği gibi 389 gün neredeyse bir sene tutuyormuş. Herhalde bu oynaklık bizim de işte iş tarafta da bakıldığında hani halka arzlardan dolayı hacimlerde bir düşük olmuş oldu. Yabancı yatırımcı da evet işlem sayıları azalıyor, gün sayıları ama bizde de değil mi? Hem hacimler hem de yerli yatırımcı da 12 gün gibi bir sürede elinde tutmaya başladı. Daha da kısalttı. Ne dersiniz bu tablo için? Baktığımız zaman bir kere yabancılar özellikle kur tarafında istikrarın olduğu ve daha çok aşağı eğilimin olduğu dönemlerde borsaya akın ettiği bir gerçek. Bunu göz önünde bulundurursak ki Türkiye'de de özellikle dolar TL üzerinden gidecek olursak mevcut durumda kurun zaten uzun süredir yukarı yönlü gittiğini ve bununla beraber volatilitenin de zaten yüksek olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla yabancılarda böyle bir eğilimin gözükmesi yani gittikçe hisseleri elinde tutma sürelerinin azalması gayet normal bu olayın bir tarafıydı. Onun dışında borsanın kendi içerisinden kaynaklı, daha doğrusu yurt içerisindeki makroekonomik dinamiklerden kaynaklanan kırılganlıklar mevcut. Ki bu da ister istemez ekonomiye dair belirsizlikleri arttırırken diğer taraftan borsa tarafında da volatiliteyi arttırdığını, özellikle endeks tarafında volatiliteyi arttırdığını söyleyebiliriz. Tabii böyle bir durumda öngörülebilirlik azaldığı zaman ister istemez risk yönetimi açısından biraz daha kısa vadeli ve daha çok al tut yerine daha çok al sat stratejileriyle hareket edildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla mevcut hareketin aslında yabancılar açısından baktığımızda mevcut şartlarda gayet doğal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii doğal olmakla beraber çok da aslında olumlu bir tablo değil. İfade ettiğim gibi mevcut şartlarda hem kurdaki istikrarsızlığın bir sonucu aslında hem de yurt içerisindeki olumsuz gelişmelerin bir göstergesi olarak ifade edebiliriz. Evet, bakıldığında aslında işte bu tabloda yabancılar Mayıs ayında Mehmet Bey 36 milyon dolar nette bir satım yapmışlar. Bu da önemli. Yani nette bakıldığı zaman bir satış tarafında olmaya devam ediyor. Şimdi tabii böyle bir ortamda o zaman Borsa İstanbul'la ilgili beklentinizi de almak istiyorum. Yabancıların pay elde etme süresi kısaldı. Peki Borsa İstanbul bu haftayı nasıl geçirecek? ECB faiz kararı var. Amerika'dan enflasyon rakamları açıklanacak. Çin'den enflasyon rakamları gelecek. Ne dersiniz Borsa İstanbul'a dair? Baktığımız zaman aslında
Bir kere kur tarafındaki volatilitenin hala devam ediyor olması, özellikle dolar TL'de geçtiğimiz hafta malum 8.80 seviyelerin üzerinin test edildiğini gördük. Onun dışında özellikle zaten yurt içerisinde ekonomide tam olarak bir iyileşmenin görülmemiş olması, bunun yanı sıra özellikle baktığımız zaman son dönemde küresel çapta artık yavaş yavaş faiz artırımına yönelik açıklamaların gelmesi, varlık alımlarının en azından azaltımına yönelik açıklamaların geliyor olması, tabii ki bütün gelişmekte olan ülke borsaları gibi bizim borsamızda tedirgin etmeye devam ediyor. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta görece artıda kapatsa da BIST endeksi haftayı, yeni haftaya başlarken özellikle hem küreselde Asya malum güne karışık başladığını ifade edebiliriz. Özellikle Çin'den gelen verilerle beraber. Diğer taraftan ABD vadelilerin de yine aşağı yönlü başladığını görmekteyiz haftaya. Dolayısıyla BIST endeksinde de yeni haftaya başlarken aslında görece satış ağırlıklı bir başlangıç görebiliriz. Haftanın devamında ise ifade ettiğim gibi bir taraftan kurdaki oynaklığın devam ediyor olması, diğer taraftan yurt içerisindeki makroekonomik veriler ve tabii ki özellikle merkez bankalarından faizleri takip ediyor olacağız. Özellikle bugün bu hafta ECB'den, önümüzdeki hafta Fed'den gelecek faiz kararlarını ve açıklamalarını takip ediyor olacağız. Bu eksende değerlendirdiğimizde aslında BIST endeksinde yukarı yönlü hareketlerin bu faktörler özelinde çok sınırlı ve zorlanacağını söyleyebiliriz. Burada bizim için teknik olarak baktığımızda özellikle 1435 seviyesi önemli dirençlerden bir tanesi. Daha önce hatırlarsak 1425 seviyelerini işaret etmiştik ki burası hem 20 hem de 100 günlük hareketli ortalamasının kesiştiği bir nokta 1425 seviyesi. Mevcut durumda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bu seviyenin üzerinde kapattı. Ancak diğer taraftan 1435 seviyesi bizim için önemli dirençlerden bir tanesi. Bu hafta içerisinde özellikle bu seviyenin üzerine çıkıp çıkılmayacağı takip edilecek. Çıkılsa da burada kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağını takip edeceğiz. Eğer beklediğimiz şekilde 1435 seviyesinin üzerine çıkılırsa bir sonraki etapta 1450 seviyesini takip ediyor olacağız. Diğer taraftan 1435 seviyesinin altında kalındığı sürece tekrardan 1425 seviyesine doğru geril çekilmeler görebiliriz ki özellikle hafta malum ekonomik veri açısından aslında yoğun bir haftadayız. Sonraki haftada özellikle FED'i takip ediyor olacağız. Onun da öncesinde NATO zirvesi ve ABD Başkanı Biden ve Erdoğan'ın görüşmelerini takip ediyor olacağız. Bu eksende özellikle 1425 seviyesinin altına inilmesi ise tekrardan 1400 seviyelerine doğru geri çekilmeleri de gündeme getirebilir BIST endeksinde. Amerika'da tabii hem manşet hem de işte bakıldığında PCE enflasyonda bir yükseliş var Mehmet Bey. Bu haftada Amerika'dan biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanacak. Aynı zamanda hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden'ın 4 trilyon dolarlık harcama planının aslında ABD ekonomisi için iyi, harcama planında enflasyona neden olsa da plandan vazgeçilmeyeceğini söylendi. Daha önce biliyorsunuz bu paketlerin aslında enflasyon tartışmalarını körüklemeyeceğini, yani enflasyona bir özetle neden olmayacağı söyleniyordu ama Janet Yellen bunun tam tersi bir açıklama yapmış oldu ve artan faiz oranları toplum ve Fed için aslında bir artı olabileceğini söyledi. Ne dersiniz? Yani bu haftaki enflasyon rakamlarından sonra Amerika Merkez Bankası'ndan beklentiler birazcık daha şahinleşecek mi? 10 yıllık faizlerde tam bunu göremiyoruz. 1.57 seviyeleriyle yeni haftaya başladık. Ons altın tarafında da bir baskı var. Hem bir tahvil faizleri hem altın hem de bir Fed analizi yapabilir misiniz rica etsem? Öncelikle enflasyon tarafından başlayalım isterseniz. Malum geçtiğimiz enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti ki bu 2020 Mart ayından bu yana gelen en yüksek enflasyondu. Beklenti 2.3'tü. %3 seviyesinde geldi TÜFE ABD tarafında. Perşembe günü gelecek enflasyon beklentisi de %3.4 şeklinde ki beklentinin üzerinde bir enflasyon gelse dahi açıkçası FED yetkililerinden özellikle Powell'dan sürekli takip ettiğimiz açıklamalar ekseninde değerlendirecek olursak Powell sürekli yüksek enflasyonun geçici olduğu vurgusuna değiniyordu. Bu bizim için oldukça önemli. Buna dair özellikle FED'in baktığımız zaman önümüzdeki haftaki toplantısı biraz daha önemini artırıyor. Ancak diğer taraftan hatırlarsak geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD tarafında tarım dışı istihdam verisini takip ettik. Beklentileri karşılayamadı. Diğer taraftan bir önceki tarım dışı istihdam verisi de hatırlarsak beklentinin çok altında, hatta 1/4 oranında gelmişti. Geçen haftaki verinin de yine beklentinin altında kalmış olması, diğer taraftan Fed'in faiz arttırımı yönünde enflasyona yönelik hala da geçici olduğu düşüncesini açıkçası ben devam ettireceği yönde düşünüyorum. Dolayısıyla
önümüzdeki haftaki FED toplantısında bu yöndeki açıklamaların biraz daha güvercin olarak şekilleneceğini ifade edebilirim. En azından benim beklentim bu şekilde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu eksende değerlendirirsek eğer istihdam tarafında daha kalıcı iyileşmelerin olmadığı sürece aslında ABD tahvil faizlerinde de ciddi manada yukarı yönlü hareketleri görme potansiyelimizin düşük olduğunu ifade edebiliriz. Ki nitekim geçtiğimiz hafta yine tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce 1.60 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin 1.60'ın üzerine çıktığını takip etmiştik. Ancak beklentileri karşılayamayan veri sonrası tekrardan 1.55'lere kadar gerilediğini, bugün itibariyle de %1.57 seviyelerinde dalgalandığını takip ediyoruz. İfade ettiğim gibi burada tarım istihdam verileri oldukça önemli olacak. Tabii ki enflasyon tarafını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak hatırlarsak COVID-19 salgının zaten ilk dönemlerinde de ABD tarafından gelen açıklamalar enflasyonun %2'nin üzerine çıkılmasına da zaten müsaade edileceği yönündeydi. Nitekim Powell'dan da hali hazırda geçici olduğuna yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. İfade ettiğim gibi FED tarafından önümüzdeki hafta bu eksende değerlendirdiğimizde güvercin açıklamalar beklerken tahvil faizlerinde de yine bu koşullar altında aslında ciddi bir yukarı yönlü hareket beklemiyorum. Tabii faizlerde ABD tarafında bu şekilde hareketler söz konusu olurken ons altın tarafında da faizlerin düşük kalması veya yukarı yönlü hareketlerinin sınırlı kalması ons altında biraz daha 1900 seviyelerine yakın fiyatlamaları bir süre daha gündemde tutacak gibi görünüyor. Nitekim baktığımızda bugün itibariyle 1885 dolar seviyelerindeyiz. Eğer önümüzdeki süreçte özellikle Perşembe günü enflasyon verileri ve akabinde gelecek FED tarafındaki güvercin açıklamalar olursa ons altın tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin ivmelendiğini görebiliriz. Böyle bir durumda 1900 doların üzerine çıkılması tabii ki tekrardan 1915 akabinde 1935 dolarları gündeme getirebilir. Mehmet Bilal Bircan, çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkılarınız için. TRE Yatırım Stratejisi yayınımıza hem doları hem altın hem de küresel piyasaları yorumladı. Bir teşekkür editörlerimiz.